Hiç olmayanlar için var mı bir çözümünüz? Ha, Belli bazı bayanlarda geciktiği zaman olmayabiliyor. Evet, maalesef oluyor. Böyle bir problem var yani. Erken menopoza giriyor bazı bayanlar. Şimdi burada Şişli'de bir hanımefendi çok ağır ankilozan spondilite yakalamış. Romatizmanın en ağır türü. Biz ona iksir, aloe vera jel, romatizma çayı, efendim harpago vesaire verdik, kullandı. Ben aradı, dedi ki ya işte bu kimyasal ilaç çok kullanmıştım. Aşırı ilaç kullanmaktan erken menopoza girmiştim ama tekrar adet görmeye başladım. Ne olacak? Ne olacak dedim. Adet gördüğüne şükret. Yani 35 yaşında erken menopoz devresine girmiş. Çok yoğun ilaç kullanmak vücudun bütün hormon dengelerini bozuyor, alt üst ediyor. Yani bir çeşit yavaş yavaş zehirleniyor. Evet, menopoz için de ayrı bir bitki var. O da farklı bir rahatsızlık. Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani Kuzey Amerika'da yetişen bir bitki. Kara yılan. Kara yılan otu veya mum otu. Kara yılan otu denmesinin sebebi bitkinin kökü siyah olduğu için korkutucu kara yılana benzer. Korkutucu bir isim aslında, bunu insanlar nasıl kullanıyor? İşte ben onun ismini değiştirdim. Ne otu? Çok güzel bir isim koydum. İngilizce black quash, yani kara yılan demek. Türkçesi kadın otu. Ha, iyiymiş bu, normal. Geçenlerde bir hanımefendi geldi. Bu da erken menopoza girmiş. Efendim kara yılan deyince ben o kullanmam dedi. Ya kara yılan sen ne dedin mi? Bitkinin ismi öyle dedin. Yok dedi, ben onu kullanmam. Tamam dedim ki ya ismini değiştirelim. Kadın otu olsun daha iyi. Vatandaş yılan deyince tepki gösteriyor daha isminden dolayı. Bu nedenle kadın hastalıklarında çok çok önemli bir yere sahip. Kadın otu, Latincesi cimici fugara camoza. Mum gibi beyaz, uzun bir çiçek demeti var. Mum otu da denir bu nedenle. Bunun kökünden elde edilen ekstrak, diterpen glikozit denen etken madde, bayanlarda kullandığın zaman aynı östrojen hormonu gibi etki yapıyor. Bünyenin açığa çıkan estrojen, estradiol de denir, östrojen de denir. Kadınlık hormonu. Hormonun oranını artırıyor. Kadınlık hormonu gibi etki yapıyor. Bu nedenle bunun özelliği de menopoza giren bayanlarda yine birçok rahatsızlık ortaya çıkar. Ateş basması gibi yanma, bütün vücudu ateş sarar, gerilir. Efendim baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, birçok agresif rahatsızlık ortaya çıkar. Almanya'da bir aileyi ziyarete gitmiştim. Herkes hastalığını söyledi. Size şu lazım, size şu lazım vesaire. Evin hanımı dedi ki ben sizinle özel görüşeceğim. Buyurun dedim. Kadın doktorları çok ağır bir rahatsızlık olmamasına rağmen rahim ve yumurtalıklarını almışlar. Oh, tehlikelidir diye. Tabii ki hormon anormallikleri nedeniyle adet göremiyor ya. O dönem gelince kadıncağız çıldıracakmış gibi oluyor. Dedi, diyor ki bana, intihar dahi etmeyi düşünüyor. Tövbe estağfurullah dedim. O kadar etkilenmiş. Panik olma dedim. Yani çok etkisinde kalıyor. Hormon anormallikleri, evet. Rahim ve yumurtalıkları yok. Fakat o dönem ameliyat olmuş. Ameliyat çözüm değil. Ameliyat olmuş. Rahim ve yumurtalık yok. Hormon yok. Ama ne oluyor? Dönem geliyor, adet göremiyor. Kızım bunalıma giriyor. Dedim ki panik yok. Bu kadın otunun birleşimindeki triterpen glikozitler aynı östrojen hormonu gibi etki yapıyor. Bünyeye doğal hormon veriyormuş gibi ayar yapıyor, düzenliyor. Kullandığı zaman sakinleşiyor, relax. Bununla da ilgili birçok klinik araştırması var. Bilgi var, bakalım kim ne yapmış. Klinik araştırmalar var. Kadın otu. Kara yılan kökü diyemiyoruz maalesef. Efendim. Yine bu da Almanya'da yapılan bir klinik araştırması. 186 ginekolog, kadın doktoru. Toplam 860 bayan üzerinde.
menopoz rahatsızlığı nedeniyle problem yaşayan bayanlar üzerinde tedavi denemesi yapmışlar ve hepsini iyileştirmişlerdir. Problemsiz. Yine 176 kadın doktoru 812 menopoz rahatsızlığı nedeniyle problem yaşayan bayanlar üzerine tedavi denemesi yapmışlar, iyileştirmişler. Ayrıca Profesör Doktor Werber, Profesör Doktor Warnecke, Profesör Stoll, Profesör Doktor Lehmann, Profesör Doktor Willenbrook vesaire vesaire. Birçok klinik araştırması var. Yani bununla ilgili kadın otuyla ilgili belge var, bilgi var. Biz ne yapıyoruz? Mevcut olan belge ve bilgiyi derliyoruz. Çok güzel onlardan formül geliştiriyoruz. Almanlar konusunda çok güzel uzman. Mesela birisi diyelim ki bir kitap yazmıştır şifalı bitkilerle ilgili. O sadece çay üzerine yazmıştı birisi. Diğeri aromaterapi, öbürü homeopati. Bir iki araştırmalarla ilgili, diğeri botanikle ilgili. Fakat bütününe şamil, yani hepsini kapsayan bir kitap bulamıyorsun. İşte burada Türk'ün kafası çalışıyor. Almanlar çok güzel uzmanlaşıyor konuda. Fakat ama hepsini bir araya getiremiyorlar. Toparlamada zorlanıyorlar. Orada işte biz devreye giriyoruz elhamdülillah. Aslında Almanya'yı yapan Türklerdir. Kanuni Sultan Süleyman İngiliz ve Fransızlara karşı denge unsuru oluşturmak için 400 sipahi göndermiş Almanya'ya. Almanya'nın birçok şehrinde bu 400 sipahi Almanları eğitmiş. Askeri sistemini, eğitim sistemini, bütün sistemi Osmanlı kurmuş oraya. Yani yamyam gibi yaşayan insanlar, ahırda domuzlar da yaşayanlar, ev var, doğru dürüst düzen olmayan insanlar, mutfak nedir bilmeyen, misafir odası, oturma odası, bizim o günkü ulaşmış olduğumuz medeniyet seviyesinin çok çok gerisinde kalan Almanları, yabani yaşayan Almanları modernleştirmişler. 400 sipahi Almanları bugüne gelmesinin temelini atan Türklerdir. Elhamdülillah. Fakat şimdi bizi beğenmiyorlar. Evet. Şimdi kadın otunun bu, kadın otu forte'nin birleşiminde kadın otu ekstraktı, lavanta ekstraktı, efendim sarı kantaron ekstraktı, sinulop ne seviyorsa birçok bitki ekstraktı içerir. Bunların özelliği östrojen, yani kişi kullandığı zaman östrojen alıyormuş gibi. Ha bir de şöyle durum var. Bu tür rahatsız olanlara ne veriliyor? Hormon hapı veriliyor. Hormon hapının kansere sebep olduğu belgelendi. Evet. Sentetik olduğu için bünye kabul etmiyor. Ve birçok kişi de kullanıyor bunu, hormon hapı. Evet. Maalesef. Çok çok tehlikeli. Kansere sebep olduğu, sentetik olarak üretilen kimyasal hapların kansere sebep olduğu belgelendiği için birçok ülkede yasaklandı veyahut da çok az dozajda kullanılmasına müsaade ediliyor. Çok çok tehlikeli. İtalya'da bir yılda 43 bayanın rahim ve yumurtalıkları alınmış. Ya sigorta şirketi çok büyük meblağlarda para ediyor. Diyor ki ya bu kadar ameliyat olmaması gerekir. Neden bu kadar, bir yılda bu kadar ameliyat? 43 bin kadına, yani büyük ameliyat. Rahim ve yumurtalıkları al, o. Hemen bitti. Çok basit. Fakat o insana ne büyük zarar veriyorsun tabii ki. Araştırılıyor. Araştırma sonucunda burada sadece 500 bayanın ameliyat edilmesi gerekti. Diğer 42.500 kadına lüzumsuz, gereksiz yere ameliyat yapıldı, tespit edilmiştir. Para için yapmış. Evet, yani böyle yanlış yapanlar da var maalesef. Ha, İtalya'da bu, Türkiye'de değil. Türkiye'de neler oluyor bilmiyoruz. İstatistik veri yok, bilgi yok, belge yok. Bu konuda bilgimiz yok.